Evet arkadaşlar, size biraz gece gezintisi yaptırmak istiyorum. Çok sevdiğim bir yerde. Burada saat tam olarak 23.22. Bir saat sonra falan attığımda 12.30 falan olur. Türkiye'de de saat 6.30 falan olduğunda 7 arası bu videoyu izlersiniz. Evet, şimdi bakalım nasıl bir yerdeyiz. Bu arada Henam'ın ortasından geçen bu nehir Doğu Çin Denizi'ne akıyor arkadaşlar. Şehrin ortasından geçiyor. Batı kıyılarından Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor. Şehrin ortasından aynı zamanda böyle bir ufak ırmak ya da nehir tarzı bir su geçiyor arkadaşlar. İleride bir kilise görüyorsunuz. Üzerinde kırmızı artı var. Altını da süslemişler sanırım. Çokça kiliseye rastlıyoruz Kore'de. Kiliseler çok yüksek burada. Onun dışında ufaklı irili Budist tapınakları var ama hakim olarak genellikle kiliseler var arkadaşlar. Arkadaşlar burası Henam şehrinde. En meşhur sokaklardan birisi. Sabahları klasik bir pazar kuruluyor burada. Böyle domates, biber, patlıcan tarzı böyle kaldırımlarda bir pazar kuruluyor. Sağda ve solda genellikle bu şekilde perakende ve toptan satan yerler var. Japon mallarını burada çokça görebilirsiniz. Aynı zamanda da burası balıkçılığın çok yüksek olduğu bir şehir. Kore'nin en güney ucundayız arkadaşlar. Tabii ben size buraları gösterirken buralar şu anda kapalı. Aynı zamanda yılbaşının da gelecek olması insanlarda çok ciddi bir rehavete yol açıyor. Herkes yavaş yavaş yılbaşını karşılıyor diyebiliriz burada. Zaten yılbaşına 7-8 gün önce başlıyorlar. Şöyle. Biraz inceden Ginza tarzı tasarlanmış bir bölge burası. Japonya'daki Ginza gibi. Evler ve yapılar da Japonya'ya çok benziyor. Onun dışında gayet sistematik bir şekilde tabii şehirleşme oluşmuş. Sanırım bir gece kulübü olmalı. Üzerinde 24 saat açık yazdığına göre. Evet. İleride bir tane telefoncu açık. Kontör satan bir yer. Gördüğünüz gibi Kore'de böyle sokaklara bisiklet, motor koyuyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Bakın karşıda da bir tane motor var. Hatta sahibi dubaya yaslamış. Üzerinde de kilidi yok. İşte bu şekilde sokaklar. Gördüğünüz gibi. Tabii size daha fazlasını tanıtmak istiyorum ama imkanlar dahilinde. Bu arada bu bölgede bir tane de otel varmış. Otel. Evet. Şurada yukarıda gözüküyor. Sanırım az önce yanından geçmişiz. O az önceki 24 saatlik açık olan yer ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Belki internet kafe falan da olabilir. Böyle çeşitli dükkanlar. 2 saat kadar önce, 2,5 saat kadar önce bu videoyu çekiyor olsaydım büyük ihtimalle cadde daha cıvıl cıvıl olacaktı. Dükkanların %80'i kapalı şu anda. Hemen hemen. Kalanlarda reklam tabelaları filan genellikle. Mesela burası bir telefoncuymuş. iPhone filan diyor. Porter çok fazla var Kore'de.
Bu Porter hangi markaydı tam olarak hatırlayamadım. Daewoo Porter mıydı neydi? Kia'ymış. Evet. Porter'lardan çok var Kore'de. Porter 1, Porter 2. Burada işlemeli bir kapı var, böyle bir binaya giriyor. Klasik motiflerini koymuşlar ama tabii ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Çok sessiz bir gece bu gece. Birkaç tane araba dışında pek fazla geçen bir şey yok. Orada bir şeyler daha var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet, herkese Henam'dan selamlar ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha ilginç ve daha enteresan videolarım sizlerle olacak. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.